Yeşilçam sinemasının ekranında mert bir adam gördünüz mü? Kavgacıların ortaya çıkması an meselesidir, fazla beklemezsiniz. Ya da perdede melek gibi bir jönden varsa gözlerinize bile gerek yok, kapatın onları. Zira birazdan bir vampın buz gibi kahkahasıyla irkileceksinizdir. Bu haftaki tetkik bölümümüzde Yeşilçam'ın vamplarını, yani kötü kadınlarını sizler için mercek altına aldık. Buyurun. Alo, ben Mehtap, sen kimsin? Anlamadım. Mehtap mı? Neresi orası? Burası mı? Ev hayatım. O biçim bir ev. Sen de gelir misin? Yani vamp kadın yanılmıyorsam ilk kez yani sessiz sinema döneminde ortaya çıkmış bir kavram. Yani köken olarak da işte vampirlerden, vampirella'dan geliyor. Vamp Fransızca bir tabir. Bizim dilimizdeki karşılığı kötü kadın, kötü olmak. İyi erkeği, yani iyileri, iyi karakterleri bir şekilde yoldan çıkartan, deyim yerinde ise onun kanını emen ve felaketine yol açan dişi, kadın demek. Günaydın hayatım. Günaydın. Sana çok enteresan haberlerim var. Vallahi bizim seçme şansımız yoktu ki kardeşim, o zaman senaryo geliyordu, Allah yaşasın. Biz yıldır film teklifi aldık. Hemen sazan, balıklama üzerine dalıyorduk yani. Sana amma dayutturmuş nonoşum. Senin Zeynep'in bir bar karısı. Yani sadece iyilerden oluşan bir masal olmayacağı gibi sadece iyi erkek ve kadınlardan oluşan filmler de çok sıkıcı olur. Asıl yıldızların, asıl kadın yıldızların işte faziletlerini, masumluklarını, güzelliklerini ortaya çıkarmanın yolu onların karşısına tam bir zıttını koymak. Yani kötüyü gösteriyorsun ki iyinin fazileti daha çok ortaya çıksın. Baş kadın oyuncunun sırtında bir küfe var. Bir oyunculuk işte bir dramatik yapı küfesi var. Vamp kadının sahneye girdiği an o küfe el değiştiriyordu. Jöndam var. Jöndamın yanında ne olur? Kötü kadın olur. Dolayısıyla ben de kötü kadın olarak rollerde başlamış oldum. Ali'ye bir olduğunu söylerim. Yıkarım dünyasını. Hayır. Halk o biraz önceki o ağlayan, zırlayan, salyosumik ağlayan, işte ıslak dudaklarla, aralık gözlerle bakan kadını bir kenara bırakıp güzel ama kötü, ona adapte oluyordu. Yönetmenler tabii baş kadın oyuncularına yaptıramadıklarını onlara yaptırttılar. Sorma hayatım, elektrikler kontak yapmış, evde hiçbir taraf yanmıyor. Ben şimdi bir elektrikçi gönderirim. Teşekkür ederim Ali Nazmi'ciğim, aslansın vallahi. Sen de olmasan benim halim ne olurdu? Aslında bunlar kötü kadın mı yoksa erkeği cezbeden kadın mı? Zaten kötülük belki de bu erkeği cezbetmekten kaynaklanıyor. Ama bu vamp kadınlara baktığımız zaman aslında bunların hepsi dişidir. Ve kötülükleri başka alanlarda da kötülükler yapsalar da temel özelliği dişi olmalarıdır. Yani güzel kadınlardır bunlar hakikaten. Yani her anlamda baştan çıkartıcı özellikleri vardır. Tabii ki filmde de cinsel obje olarak belli sınırlar içinde tabii ki yine kullanırlar. Seni hala seviyorum. Hala istiyorum. Saklarım seni. Para da veririm. Ne istersen yaparım. Vurma. Kimisi gerçekten aşkı için yapıyor, yaptığı bütün kötülükleri. Kimisi para için yapıyor. Sevdiği erkek uğruna, sevdiği erkeği bir başkasına kaptırmamak uğruna yapılan kötülükler. Hayır, Kemal'i bu pis taşralı kıza kaptıramam. Muhakkak bir çare bulmalı. Kemal'i bu kızdan ayırmam lazım. Kimseyi baştan çıkarmadı. Geldiler, benim eşimi baştan çıkardılar, benden aldılar. Bu felaket kızla mı evlendin Kemal? Başıma geleni görüyorsun değil mi? Allah bana sabır versin. Kazanmak istiyorum. Hem kadınlığımı, hem ailemi, hem eşimi kazanmak istiyorum. Onun için ayakta durmak için, dik durmak için mücadele veriyorum ben. Sedat suçsuzum, masumum, lekesizim. Çocuğumu da acı. Aç kapıyı. Yalvarırım Sedat. İçki ister misin? Benim suçum yok. Bunlar farklı kadınlardır. İşte saçının rengiyle, giyimiyle. Çünkü toplumdaki kadınlardan bir tanesini seçerseniz aslında
ötekileştirmemiş olursunuz. Sinemacıların bu işine gelmiş, tip yaratmak açısından çok faydalı bir durum. Yani sarışın gördüğümü bil ki bu kötüdür. Fizik olarak onlara o rol yakıştırılmış. Çünkü belki de alışılmışın dışında farklı bir cazibeyi temsil ettikleri için daha biraz frapan, daha albeni, daha cazibeli oldukları için. Yani farklı bir kişiliğim vardı görüntü olarak. İçim tabii beni şey yapar. Gayet tabii görüntüde bana uygun rolleri verdiler. Biraz fırtına çıkartacak tipleri verdiler. Tabii ki Nale Belkıs gelir öncelikle. Yani onun hem yani sarışınlığı, işte Avrupa'yı tipi, tırnak içinde yani soğukluğu. Ne muhteşem kadınlardı onlar. Şöyle gözümün önünde şu anda Neriman Köksal geliyor. Muhteşem bir kadındı. Küstah! Annenle böyle nasıl konuşabilirsin? Ki arkasından Suzan Avcı geliyor. Ali Yaruna, o da bir kötü kadın. Ama o insanları baştan çıkartmaya çalışan, soyunan, bacağını açan, o vamplardan değil ama bir kötü kadın o. Ve asalet düşkünü kötülüktür onunki, asalet düşkünü kadın yani aşağılar karşısındakini. Bahçede Avni babanın yattığı yerde yatacağım. Ama orası çiçeklik, ben bile zor sığıyorum oraya. Bahçede yatırmadığıma dua et. Tavan arasından eski bir şilteyle bir battaniye verirsiniz. İşte Lale Belkıs, Suzan Avcı, Mine Soley, işte Leyla Sayar, Aliye Rona, Neriman Köksal, Deniz Erkanat. Aralarında bunların yıldız kumaşı taşıyanlar da olmasına rağmen bu rolleri bir kez oynadıktan sonra bir türlü o sistem onları onun dışına çıkartmamış. Kötü kadını illa yani kötülük yapan bir kadın. Başka rolde oynama şansı yoktu o oyuncunun. Hiç kimse kötü olmaz. Kötü olmak da istemez. Ama bizim sinemamızda kötü tiplemesi yaratıldığında üzerine bir etiket gibi yapıştırılmıştır. Ve işte kötü kadın Suzan, işte kötü kadın Mine. Evlileri ayıran, nişanlıları ayıran kötü kadın vamp olarak lanse edildi. Bazı yerden dayak yiyecektim neredeyse kızı sevgilisinden ayırdım diye. Bizdeki bütün vamp kadınlar aslında çok başarılı. Yani kendilerine biçilen rolü çok iyi yerine getiriyorlar ve seyircide de aslında o amaçlanan yani nefret duygusunu çok iyi uyandırabiliyorlar. Kötü nasıl olunuru ellerinden geldiğince ve yönetmenin çizdiği çerçeve içinde anlatıyor oluşları bence takdire şayan. Tabii üzülüyorum yani vamp olarak akılda kalmak. Beni üzüyor yani. Yani düşünmedim ben hiçbir zaman, hep yaptığıma inanarak yaptım her şeyi. Güzel şeyler verdik yani. Çünkü gerçekleri verdik, sahtelikli vermedik. Son sözüm bu. Benim sözüm bitmedi. Yalnız sevgi değil, gurur da karıştı aramızdaki hesaba. Mutlaka ödeşeceğiz Murat, mutlaka.